Sağ olun. Gurbetçi misiniz? Evet, saçımdan anladın değil mi? Yoo, et fiyatlarını gördüğünüz halde hala yüzünüz gülüyor. Oradan anladım. Sen neden her sabah evden işe çıkar gibi çıkıp kahveye geliyorsun, akşam olunca da işten eve gider gibi eve gidiyorsun? Gizli işsizim ben. Gizli işsiz ne oluyor? İşsiz olduğumu kimseye söylemiyorum. Çevremdeki herkes de beni çalışıyor sanıyor. Bize bir çay, iki de bardak verir misin? İki bardağı ne yapacaksın lan? Gizli işsizle Gülsene'ye bir birleştirip otelasa bir çay içeceğiz. Saçlar nasıl oldu ama? Harika oldu baba. Aynı Cennet Mahallesi'ndeki Göttingen'le dime döndün. Almanya'ya dönmeden bu dövizleri bozdurmamız lazım. Tamam baba. Yatırım da yapmamız lazım. Bolca ev, arsa, dükkan falan. Yapalım baba. Bir de elinden geldiğince euronun yükselmesine seviniyormuş gibi davranma. Niye baba? İnsanlar gurbetçilerin yurt dışından getirdiği dövizi burada 10 katına bozdurup harcamasını sevmiyor. Elin turisti yurt dışından gelip burada bozdurunca sorun yok. Biz bozdurunca niye sevmiyorlar? Onu bilmiyorum. Sen elinden geldiğince Türkiye'yi öv. Almanya bitmiş falan diye yalan söyle. Baksana nasıl da düşman gibi bakıyor herkes bize. Şu dövizleri önümüzden topladım önce kimse görmeden. Almanya'nın bitine inanmazlar yoksa. Üzülüyorum şu Türk lirasının sürekli değer kaybetmesine. Pek üzülüyor gibi görünmüyorsunuz. Biz istemedik sanıyorsunuz Euro'nun 10 TL olmasını. Keşke 1 lira olsa. Allah korusun baba, o kadar değil. Almanya eski Almanya değil. İnsanlar aç. Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor? Bir çay iki bardağı bölmemizi mi? Bu kadar çok seviyorum madem Türkiye'de kal. Biraz da Avrupa seni kıskansın. Hep bizi mi kıskanacak? Bizim kurulu düzenimiz var Almanya'da. Yoksa bir dakika durmazdık. Vay be. Bir de Avrupa'ya gitmenin yollarını arıyorduk. Gidip ne yapacaksın? Aç kalırsın aç. Aferin lan. Bir an ben bile inandım Almanya'nın bittiğine. Gördün mü? Adamlar bizden bile beterler. Avrupa bizi kıskanıyor derler de inanmazdım. Biz yavaş yavaş kalkalım. Malum Almanya'ya geleceğiz. Hiç gitmek de istemiyorum ama ne yaparsın? Gitmeyin, burada kalın. Yapmayın kendinize bu kötülüğü. Mecbur olmasaydık giden biriz. Hadi hoşça kalın. İçim acıdı lan. Adamlar bizden betermiş. Baksana. Mesai başladı. Çok çalışıp önümüzdeki yıl daha çok yatırım yapmamız lazım. Bu işi yapıp yatırım yapmak bana çok tuhaf geliyor. Bana da tuhaf geliyor aslında bakarsan. Burada tuvalet temizleyerek kazandığımız para Türkiye'ye dönünce milletvekili maaşından daha fazla oluyor. Hadi iyi temizle.